Arkadaşlar merhabalar. Bugün işletim sistemlerinde Linux işletim sisteminde head ve tail komutlarından bahsediyor olacağız. Dilerseniz hemen geçelim. Head ve tail komutları bize dosyanın içeriğinden baştan ve sondan belli sayıda istediğimiz kadar sayıda satır görüntülememizi sağlayacak olan komutlar. Peki bu iki komutun iki komutun farkları ne diyecek olursak arkadaşlar head kelimesi Türk, e, Türkçe'ye çevrildiğinde e, baş yani e, baştan itibaren alacağımız sat, görüntülemek istediğimiz satır sayısını e, kastediyor. E, Tail de kuyruk yani e, sondan itibaren almak istediğimiz kadar görüntülemek istediğimiz kadar satır sayısını kastediyor. O zaman e, head komutunun farklı e, kullanım şekilleri var. Nasıl? Parametreleriyle birlikte kullanımı var. Bir de default olarak varsayılan olarak parametresiz bir şekilde kullanım hali var. O zaman bak başlayalım. Head komutunu e, default olarak kullandığınız takdirde, yani parametre belirtmediğiniz takdirde, şu şekilde head'in yanına dosya adı yazdığınız zaman e, varsayılan olarak ilk 10 satırı size getiriyor. E, fakat İlk 10 satır değil de istediğimiz kadar satır sayısını görüntülemek istiyorsak baştan itibaren ilk istediğimiz kadar satır sayısını görüntülemek istiyorsak head -n satır sayısı sonra dosya adını yazıyoruz. Burada n dediğimiz gibi satır sayısı vermemiz için gereken parametredir arkadaşlar. Satır sayısından sonra da Dosya adını istediğimiz e, görüntülemek istediğimiz e, dosyayı dosyanın adını belirtiyoruz. head-n satır sayısı dosya adı dediğimiz zaman e, dilediğimiz sayıda satırı baştan itibaren getiriyor. Peki burada bir de head-n tire, e, tire derken eksi diyelim buna head-n eksi satır sayısı dosya adı kullanımı var. Bundan Uygulama kısmında bahsedeceğiz arkadaşlar. O zaman şöyle devam edelim. Evet. Şimdi geçen derste cat komutundan bahsetmiştik. Cat komutu bize dosyanın içeriğini gösteriyordu. Dolayısıyla biz de baştan veya sondan istediğimiz kadar satır satırı görüntülemek istediğimiz için öncelikle bizim dosyanın içeriğini görmemiz gerekiyor. O nedenle de cat komutunu kullanıyoruz. Linux dersi 1'in içeriğini görmek istediğimiz için cat Linux dersi 1 yazdığımızda bize Linux dersi 1'in içeriğini gösteriyor. Şöyle şu kadarlık bir içeriği varmış arkadaşlar. Bunun üzerinde head komutunu default olarak kullanalım. Yani parametre belirtmeden kullanalım. Head Linux dersi bir dediğimizde e, beklediğimiz şey baştan itibaren ilk 10 satırı görüntülemesi bizim için. Şuradan bakacak olursak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Linux tarihçesinden model D'ye kadar, model D dahil bunu bize görüntülemesini bekliyoruz. Nitekim şurada gördüğünüz üzere Linux'tan model D'ye kadar olan ilk 10 satırı bize görüntülüyor arkadaşlar. Peki diğer kullanımı ne? Bahsettiğimiz şöyle. E, burada head tire n 5 tire diyorum ama eksi. Head eksi n 5 Linux dersi bir dediğimizde de e, ilk baştan ilk 5 satırı görüntülememizi istiyor arkadaşlar. E, bakalım. Şöyle şuradan bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 belli ahtına kadar olan kısmı görüntülemesi gerekiyor. Şurada eksen 5 Linux dersi bir dediğimizde gördüğünüz gibi belli ahtına kadar olan kısmı bizim için görüntülemiş arkadaşlar. Peki burada bir de uygulamada anlatacağım anlatacağım dediğim kısım var. Şöyle head-n-5 linux dersi 1 dediğimizde de beklediğimiz şey ne arkadaşlar ee, burada dikkat ederseniz satır sayısının önüne eksi gelmiş bu da şunu kastediyor aslında dosyamın içeriğinde son 5 satır hariç geri kalanları görüntüle demek istiyor aslında bu da satır sayısını da sayacak olursanız bunu göreceksiniz zaten arkadaşlar ee, şöyle bakalım son 5 satır hariç e, geri kalanları görüntüleyecek. Şöyle bakalım. 1 2 3 4 5. Model'den Linux'a kadar göstermesini bekliyoruz. Aynen öyle bakın modelde de dahil olmak üzere Linux'a kadar son 5 satır hariç e, bütün hepsini gösterdi. Görüntüledi bizim için. Peki, e, tail komutuna bakalım o zaman. Tail komutunun da sondan Belli sayıda e, satır görüntülemesini getirdiğini biliyoruz. O zaman e, tail, komut, tail komutunu default olarak öncelikle parametre kullanmadan e, default olarak kullanalım. Tail, tail Linux dersi bir dediğimizde sondan 10 satırı getirmesini bekliyoruz. O zaman bakalım şöyle şurada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kaynağı unix'tir. Bunu getirmesini bekliyoruz. Evet, aynen öyle. Bakın. Evet, touchpad. Evet. Kaynağı unix'tir. Buraya kadar bize sondan 10 satırı görüntüledi. Peki burada ne var? Başka bir kullanım. Aslında e, Ted ile aynı olay. Sadece e, parametrede bir gösterimde bir değişiklik olacak. Onu da anlatacağım. Şimdi burada da tail eksen 8 Linux dersi 1. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Burada da e, sondan 8 satırı göster demek oluyor bize. Sondan 8 satırı bakalım şuradan bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 almak istere kadar göstermesini bekliyoruz. Evet şöyle taş sondan almak istere kadar görüntülüyor. Yani sondan 8 e, satırı görüntülüyor bizler için arkadaşlar. Peki burada son olarak bir kullanım farklılığı var. Head'de e, satır sayısının önüne eksi geliyordu. Burada da artı geliyor farklı olarak. tail eksen artı 8 Linux dersi bir komutunu kullandığımızda görüyoruz ki baştan 8 satır daha doğrusu beklediğimiz şey baştan 8. satırdan sonraki satırları göstermesi. 8. satır da dahil bu arada. Bakalım. Baştan 8. satır şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani almak isterden ee, sonraki satırları göstermesini bekliyoruz İkinci olarak saya kadar bakalım Evet aynen öyle bakın baştan 8 satır almak isterden sonuna kadar yani ikinci olarak saya kadar bütün satırları bizim için görüntülediğini görüyoruz arkadaşlar ee, Evet bugünkü dersimiz biraz daha kısa oldu sanıyorum ama içeriğimiz bu kadar komutumuzda başka anlatacak bir şey yok. Dolayısıyla dersi burada sonlandırıyorum. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.